Grubumuzun ismi Deniz'de Kitap Fuarı Olsun Diyenler Grubu. Facebook, sosyal medya kanalıyla ulaşıyoruz üyelerimize. 4 tane yöneticimiz var. İlkay Hanım, Burcu Hanım ve Özlem Hanım. Ben. 4 yönetici tarafından grubumuz yönetiliyor. Üyelerimiz grubumuzda neler yapıyor? Şöyle anlatayım. Okumuş oldukları kitapların yorumlarını diğer üyelerimizle paylaşıyorlar. Onun dışında öneriler alıyorlar birbirlerinden. Kitap hediyesi oluyor birbirleri aralarında. Grubumuzun ismi Deniz'de Kitap Fuarı Olsun diyenler. Fakat Deniz'de Kitap Fuarı oldu mu? Oldu. Hatta ikincisi düzenlendi, bitti. Üçüncüsünde yine Nisan ayında olacağını biliyorum. Bu konuda da gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hani biraz da bizim grubumuzun da sesi oldu aslında bu. Hani sesimizi duyurabildik ve fuar organizasyonu yapıldı. Çok da güzel geçti. Bu yıl üçüncüsü olacak, önümüzdeki yıl yani. İnsanlara kitap okumayı teşvik etmek anlamında bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyoruz. 4 yöneticimizle birlikte sürekli hani ne yapabiliriz, insanlara kitap okuması için daha çok neler yapabiliriz bunu tartışıyoruz. Bunu konuşuyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü herkese sorduğumuzda evet okuma toplumumuz olarak okuma oranımızın çok düşük olduğu konuşuluyor. Sürekli bunu birbirimizle paylaşıyoruz. Fakat hani ben kitap okuyorum deyip kenara çekilmek yeterli değil bence. Gerçekten bu bilince sahip olan insanlar, o kitap okuma zevkini tatmış insanların, diğer insanların da hani elinden tutmak diyelim. Bir şekilde onlara kitaplar hediye ederekten. Belki onu çok sevdiği bir kitabı hediye ettiğinizde o kişinin de kitap okumaya başlamasına vesile olacaksınız. Ve artık bundan sonra kitap okuyan bir kişiyi daha kazanmış olacağız. Bu etkinliğin, bu tarz çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi 4 tane yöneticimizle birlikte bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Grubumuzun farklı etkinlikleri oluyor. Bunlardan bir tanesi birbirlerine kitap hediye etmesi üyelerimizin. Bizler de hediye ediyoruz. Bazen bir kitapçıya gidip oradan herhangi bir kitabı alıyor. Sonrasında gidiliyor. Yöneticilerimiz tarafından ödemesi yapılıyor zaten. Bazen kendi okuduğumuz kitaplardan da hediye ediyoruz. Üyelerimizden bize gelen kitapları da başkalarına ulaştırıyoruz. Bu ulaştırmayı nasıl yapıyoruz? Öncelikle grubumuzda bir yarışma başlatıyoruz. Bazen bir fikir üzerine tartışmamız oluyor. Bazen bir hediye kitabımız var, kimler almak ister, kimler sahip olmak ister gibi bir soru soruyoruz. Kitabı talip olanlar arasında elektronik ortamda yapılan bir eleme diyeyim, kura yöntemiyle bir kişiye o grubumuz daha hediye ediliyor üyelerimiz arasında. Bazen de şöyle etkinliklerimiz oluyor. Mesela bir kitap herhangi bir çay bahçesine, bir kafeye, bir parka, buralarda bir taşın altına, bir ağacın kovuğuna diyeyim artık, kenarına, herhangi bir yerlerini saklıyoruz. Bazen fotoğraf paylaşarak, bazen de küçük küçük ipuçları vererek bunu yine grubumuzda paylaşıyoruz. Üyelerimiz arasından gidip o parkta aramalar sonucunda kitaba ilk ulaşan kişi kitabın sahibi oluyor. Hediyeyi kapıyor. Yani aslında kitap paylaşımı açısından, okuma açısından, okumaya teşvik etme açısından gerçekten çok güzel oluyor. Hiç belki hayatımız boyunca oturup sohbet bile edemeyeceğimiz insanlara kitap hediye etmiş oluyoruz. Onların kitap okumasına vesile oluyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Kendi aramızda onlardan bize gelen hediyeler de oluyor. Bazen hani hiç tanımadığınız bir insana kitap ediyorsunuz diye mutlu olup bize kitap hediye edenler de oluyor. Geçen yıl 10 Kasım'daydı. Atatürk Etnografya Müzesi'ne duvarının kenarına bırakmıştık. Oraya fotoğrafını çekip paylaştık.
dedik ki kim giderse sahibi olur hediyemizin diye. Kitabımız da zaten Nutuk'tu. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, atamızın Nutuk eseriydi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ve devamı da geliyor. Aynı zamanda kitap okuma gruplarımız oluşuyor zaman zaman. Hatta şöyle söyleyeyim, buna yeni başladık. Uzun zamandır yok zaten. Buna yeni başladık. Üçüncüsünü düzenledik. Dördüncüsünü de 13 Ekim'de yapacağız yine. Grubumuz tarafından belirlenmiş olan kitabı oy birliğiyle belirliyoruz zaten. Fikirlerini alıyoruz birbirimizin. Herkes fikrini açık bir şekilde belirtiyor. O kitap olabilir, bu kitap olabilir. İşte klasiklerden mi olsun, işte macera mı olsun, postmodern mi olsun. Öncelikle ne olmasını istediğimizi oturup konuşup karar veriyoruz. Karar verdikten sonra belirlediğimiz tarihe kadar o kitabı okuyan herkes ve bunu grubumuzda yine paylaşıyoruz. Çünkü herkese açık bir yetkinlik, herkesin gelip okumasını, okuduğundaki o kitapla ilgili fikirlerini bizimle paylaşmasını, bizim dışımızda oraya gelen herkesle paylaşmasını istiyoruz. Çünkü bir kitabı birden fazla kişi okuyunca farklı farklı görüşler, farklı farklı yaklaşımlar, anlamalar, anlamlar çok farklılaşıyor. Ve bunları birbirimizle paylaşmış olmak gerçekten bize çok şey katıyor. Hani benim belki kaçırdığım bir nokta oluyor. Başkasının bunu fark etmesi, bizde orada bizimle bunu paylaşması, o kitabı başka bir gözle tekrar ben okumuş oluyorum sanki. Çok da güzel aktarımları oluyor birbirimize. O dönemde hatta bir kitapla ilgili, o kitabın yazarıyla ilgili, kitaptaki geçen herhangi bir olayla ilgili, gerçek bir olay ise onun da tarihini araştırıp geliyoruz. Birbirimize bunları da anlatıyoruz, aktarıyoruz. Çok verimli geçiyor. Minimum zaten 1,5-2 saat sürüyor etkinliğimiz. O da bazen daha da uzayabiliyor. Bunların da devamı gelecek ve bunu grubumuzda paylaşıyoruz. Grubumuzda paylaşmamızın sebebi de o toplantıya gelemeyen, o okuma etkinliğimize gelemeyen başka bir zaman gelebilsin diye. İletişim halinde olmak gerçekten çok önemli. Bir defa yaptık, bıraktık olmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Devam gelsin istiyoruz. Kitap okumayı seven herkesi grubumuza bekliyoruz. 11 binin geçkin üyemiz var. Her geçen gün büyüyen bir aile olduk.